Selamünaleyküm arkadaşlar. Yakın zamanda birkaç arkadaş bana mesaj attı. İneğini gebeselerken inek boş çıktı. Kuruya ayırırken vesaire ineğinin boş çıktığını öğreniyor. Veya yeni aldığı ineğe 2-3 ay sonra boş çıktığını öğreniyor. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için ineği alırken veya işte tohumlamayı yaptırdıktan sonra eğer veteriner gelemiyorsa veya yeriniz uzaksa maliyeti çok fazlaysa diye alternatif arama yoluna girdim. Piyasada araştırdığım çoğu test kiti %100 sonuç vermiyor, %99 sonuç vermiyor. Yani düşük oranlarda bir sonuç veriyor. Biraz araştırdıktan sonra böyle bir ürün karşıma çıktı. Bundan 10 tane kadar aldım. Bunu birlikte test edeceğiz. 10 tane hayvanım, yeni tohumlanmış hayvanımın üzerinde test edeceğiz. Devamında da ultrasonla gebelik kontrollerini yapacağız. Gebe olup olmadığını veya işte doğruluk oranının ne olduğunu size birebir olarak aktaracağım. Bunu test kiti 28. günden sonra kontrol ediliyor. Yani hayvan tohumlandı. 28 gün sonra artık hayvanın gebeliğine bakabilirsiniz. İsterseniz hayvan 7 aylık olsun, isterseniz 28 gün önce tohumlanmış olsun. Her şekilde hayvanın gebe olup olmadığını %99 olarak doğru sonuç verdiği söyleniyor. Bunu test edeceğiz. Hayvanlarımız burada. 8 tane hayvanı alacağız. 28 gün önce tohumlanmış, 31 gün önce tohumlanmış. Şimdi kan almaya geçelim. Kanlarımızı alacağız. Kanımızı kuyruk altından alacağız. İstersek göbekten de alabiliriz. Göbeği de göstereceğim, burayı da göstereceğim. Önce olduğumuzu kuyruğu tam orta kısmına yakınlaştırma biraz. Kuyruğun tam orta kısmına iki kemiğin arasına kuyruk sokumunu oraya sokacağız. Burada dikkat etmemiz gereken tüpe alva aldırmamak. Yani tüp iğneye batırılıyken iğneyi hayvandan çıkarırsanız tüp hava alır, tüp bozulur. Bu şekilde koyacağız, kanımızı alacağız. Tüpü yarıya kadar kanla dolduracağız. Burada bize verilen talimata göre kan aldıktan sonra tüpü bu şekilde yavaş şekilde 10 defa ters düz edeceğiz. Daha sonra test yaparken bir 5 defa daha yapıp testi o şekilde başlayacağız. Her kan almadan sonra bu şekilde 10 defa ters düz edeceğiz kanı. Bu hayvanımız tamam. Şimdi her hayvandan sonra iğne ucumuzu mutlaka değiştirin. Aynı iğneyi sakın kullanmayın. Şimdi göbek altından alacağız. Memeye giden damarlardan alacağız. Yine şu şekilde hazırda tutuyoruz. İğneyi kesinlikle damara girmeden önce kesinlikle kan tüpünü iğneye batırmıyoruz. Önce damara giriyoruz, daha sonra kan tüpümüzü batırıyoruz içeriye. Yaklaştır. Zaten gebe olan hayvanda yani ineklerin %90'ında şuradaki meme damarını görebilirsiniz. Düvelerde gözükmeyebilir ama ineklerde mutlaka gözükür bu damar. Bunun hepsi tamamen damar. Şu şekilde sapladınız. İnek biraz huysuz. İnek biraz huysuz tekme atıyor. Ona dikkat edin. İğnemiz içeride. Meme... Kan tüpümüzü koyduk. Yarıya kadar doldurduk. Önce tüpümüzü çekiyoruz, sonra iğnemizi çekiyoruz. Genelde çoğu ilk kez yapacak kişinin yapacağı hatalardan biri. Bahsettiğim o sıralamayı yanlış yaptığınız zaman tüpünüz hava alıyor. Tüpünüz artık basınç olmadığı için kanı çekemiyor. Bu tür durumda ne yapacaksın? Bir tane enjektör alacaksın. Buradaki damar veya boynundaki damar veya kuyruktaki damar fark etmez. Batırdıktan sonra enjektörü kanla dolduracaksın. İhtiyacımız olan bu kadar. Daha sonra bozuk olan tüpümüzün içine enjekte edeceğiz. İşlemimize devam edeceğiz. Ben şimdi içine basacağım. Kanlarımızı aldık. Bu şekilde de numunelerin üzerine hayvanların numaralarını yazdık. Numuneyi almadan önce tüpleri bu şekilde 5 defa tekrar aşağı yukarı yapacağız. Kanı bu şekilde 5 defa ters düz ettikten sonra üzerindeki tüpü çıkaracağız. Buradaki test çubuğumuzla bu şekilde
İçinden kan alacağız. Fazla olan buraya dolacak. Bize şu çubuğun şu kısmındaki kan lazım. O bizim işimizi görüyor. Daha sonra aldığımız kanı buradaki küçük noktaya döküyoruz. Daha sonra bu sıvıyı açıyoruz. 6 damla kanın üzerine damlatıyoruz. Altı. Eğer içinde yine ilk bahsettiğim gibi varsa şu şekilde sağa sola sallayarak gitmesini sağlayabiliriz. İşlemimiz bu kadar. Yaklaşık 20 dakika bekleyeceğiz. 20 dakika sonra sonucumuz çıkacak. Ben şimdi diğer testlere bunu uygulayacağım. Numunelerimizin hepsine kanlarımızı koyduk. Daha 2 dakika bile olmadı. Sonucu daha yeni yeni görüyorsunuz zaten. Ufak ufak çizgiler çıkmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika sonra sonucu bekleyeceğiz. Bu arada dikkat etmemiz gereken hususlardan biri. Testi yaptığımız sırada numunelerimiz 15 ile 30 derece arasında olması lazım. Yani bulunduğunuz ortam buna uygun olması lazım. Ben şu an klimalı bir alanda olduğum için aşağı yukarıda içerinin sıcaklığı 26 derece. Bunun için uygun bir ortam. Buna dikkat ederseniz zaten bunun yine kendi test kitinin kendi bir tanıtım videosu var. Nasıl yapıldığına dair bunu da sizlerle paylaşacağım. Daha detaylı bir şekilde orada da görmüş olursunuz. Burada birebir ben size aktarmış olayım. Yaklaşık 22 dakika oldu. Bize söylenene göre 20 dakika sonra test sonucu net olarak çıkıyor. Duruma bağlı olarak 5 dakika daha bekleyebilirsiniz eğer net gözükmüyorsa. Bunun dışında 50 dakikadan sonra bu test kitlerinin gösterdiği durum yanlış oluyor. Yani 50 dakikadan sonra artık çöp sayılıyor. Onun için 20 ve 50. dakika arasında kontrol etmeniz lazım. Bir yere bırakıp unutmayın. Şimdi baktığımızda bunda zaten çizgiyi görüyorsunuz. T çizgisi bizim için önemli. Bu hayvanımız gebe. 23 numara. Bunda da aynı şekilde T çizgisi gözüküyor. Kamerada çok net gözükmüyor ama ben gözümle net görebiliyorum. Bunda da aynı şekilde T çizgisi gözüküyor. 36, 23 ve 162 numara gebe. 4 tane hayvanımız boş. Bunlarda hiçbir şekilde T çizgisi çıkmadı. Hatta bir 5 dakika sonra bekleyeceğim. Eğer çıkarsa tekrar bir video çekerim. Çıkmazsa zaten hiç ekleme yapmayacağım. Bende 10 tane kit vardı. 7 tanesini bu şekilde yaptım. 4 tane boşumuz var. 3 tane gebemiz var. Bunları 12-13 gün sonra ultrasonla tekrar bir kontrol edeceğiz. Gebelik kontrolü. Orada da boş bu dolum olduğunu net olarak göreceğiz. Ayrıca kalan 3 taneyi de %100 gebe olan hayvanlarımızda deneyeceğiz. Net olarak gebeliği verip vermediğini öğrenmiş olacağız. Gebelik kontrollerimiz bitti arkadaşlar. Ultrasonla baktık. Ben şimdi gebelik kontrollerini direkt bu kısımda sizlerle paylaşacağım. Baktığımıza göre %100 şekilde doğru sonuç verdi cihaz. Yani test kitleri. 3 gebe hayvanımız vardı. 4 tane boş hayvanımız vardı. Aynı şekilde 3 gebe, yani gebe dediğimiz hayvanlar gebe çıktı. Boş dediğimiz hayvanlar boş çıktı. Biz yaklaşık 33 tane hayvana gebelik kontrolü yaptık. Bizi ilgilendiren hayvanlara nokta koydum. Hemen döndürüp söyleyeyim. İlgilendiren hayvanlar şu nokta koyduğumuz hayvanlardı. Zaten 23 numara gebeydi. 36 gebeydi. Bir de nerede bir tane daha vardı. 162 numara. Bunlar gebeydi. Şu diğer hayvanlardan 68 numara gebe. Ama zaten bunlara test yapmamıştık. Bir tane hayvanımızda kist tespit ettik.
Burada diğer bölümlerde gebeliklerimiz var. Bizim baktığımız hayvanlar buradadı. Gebelikleri de doğru şekilde verdi. Eğer ultrasonla da görmek istiyorsanız videonun bundan sonraki kısmında ultrason görüntülerini ekleyeceğim. Artı videonun en sonunda da test kitinin firma tarafından öğrettiği animasyon filmi var. Onu ekleyeceğim en sona. Onu da isterseniz izleyebilirsiniz. Benim bu ürünü almamdaki amacım şimdi yakın zamanda hayvan alırken nelere dikkat etmeliyiz diye bir video çekeceğim. Bu videoyu çekmek için ön planlar yaptığım zamanda da bu ürün karşıma çıktı. Bu ürünü buldum. Önce test edip ondan sonra size tavsiye etme taraftarı olduğum için ürünü test ettik. %100 de bir sonuç aldık kendimizce. Özellikle burada söylemek istediğim, hayvan alırken mutlaka böyle bir şey yanınızda bulundurun. Eğer veteriner çağıramıyorsanız, yani veterinerin imkanları kısıtlı ve gelemiyorsa mutlaka böyle bir şey elinizde bulundurun. %100 olarak gidip o hayvanın gebeliğini kontrol edip kendiniz o şekilde hayvan alın. Eve geldikten 3 ay 4 ay sonra veya doğum günü yaklaştığı zaman da fark etmeniz sizin için büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Ki çok fazla da bu şekilde geri bildirim alıyorum. Bunu mutlaka hayvan alırken ya veterinere baktırın ya da bu ürünü elde edip hayvanınızı kontrol edin, o şekilde alın. Aynı zamanda tohumlattınız, veteriner gelemiyorsa yeriniz uzaktır. Bu tür durumlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten 28. günden sonra, 30. günden sonra çok rahatlıkla size doğru sonuç veriyor. Şimdi videoda ben tekrar izlediğim zaman şey vardı, çubuklar net gözükmüyordu, yani çizgiler net gözükmüyordu. Bunu çıplak elle, çıplak gözle çok rahatlıkla ben görebiliyordum ama videoda biraz görüntü kalitesinden dolayı düşük gözüküyordu. Bunu da burada belirteyim, aklınızda bir soru işareti kalmasın. Eğer isteyen olursa, yine güvenmediği için vesaire bir şey olursa, zaten ilerleyen zamanda elimde hala 3 tane olduğu için bu 3 tane ile de ilgili farklı farklı çalışmalar yapacağım. Onlarda da net daha iyi şekilde gözükmüş olacaktır. Bu şekilde artık ultrason görüntülerine geçelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu burada bitmiş gibi hesap ediyorum kendimce. Test kitiyle baktığımız hayvanların zamanı geldi. Ultrasonla bakacağız gebeliklerine. Hepsini böyle aldık. Şimdi bakalım ne var, ne yok. Oradaydı değil mi? Aynen, aşağıdakiydi. Gebe bu. 162 numara gebe. Gebe. Değil mi? Bu da gebe. 191 gebe. 23 numara. Aynen. Bu boş sanırım. Tam hatırlamıyorum. Bu da gebe. Şurada köşedeki buza. Buzağı görmüyorum diyen varsa kamerada, yani cihazda böyle yuvarlak bir dairenin içinde beyaz nokta gibi gözüküyor genelde buza. Sıra 68 numarada. 23 gebe çıktı. Şu an ilk baktığımız 3'ü gebe. 68. Bu boş gibi. Yok. Aynen. Çit mi o, buza mı? Buza. O da gebe. Ayakları. Ortadaki varlak gebe. Buza. Aynen. Tamam.
68 gebe. Bu kadar beklemiyordum ben. 209 numara. 209. Kist var içinde. Bu 232. 232. Boş. Bu da boş. 232 boş. Sıra 37'de. Orada bir şeyler gözüküyor hocam, ben şüphelen. Efendim? Yumurtalık var. Yumurtalık ama. Yumurtalıkta da bir sürü politikler yapı var. Yok değil mi? Tamam, 37 boş. Bu yok, boyası yok. 89. He? Bu da boş. He? Boşlarda biri buydu. Biri buydu diye hatırlıyorum. Biz onların kime geliyor? Merak ediyor. %89 boş. Bir tane boynuzlu vardı. Bu. Sonradan eklediğimiz. Aynen. Bir tane de orada var hocam. Ben bakayım, gebe bu. Gebe garantiyim, kalıbımı basarım, bu hayvan gebe. Gebe. Aha, vallahi gebe. Evet. Ben ne dedim? Yetenek meselesi, tecrübe. Tecrübe konuşuyor burada. Ben bu da gebe. Ben hangi hayvan olduğunu bilmiyorum ha. 117.
Vardı. Vallahi hocam boyadım hepsini saydım da. He yok. Bir iki telefon kaydediyor. Boş. Yok. Olabilir. Boş boş. Boş değil mi? Bu boş. 117 boş. Tamam, burada başka hayvan kalmadı. Zaten şeyler, test kitiyle baktığım hayvanlar sadece bu bölümde vardı. Videonun birazdan diğer hayvanları kontrol edeceğim. İşler bittikten sonra ayıklayacağım. Karşılaştırmayı birlikte yapacağız. Kontrol edeceğiz. Ki daha doğrusu zaten önden diğerlerini paylaşmıştım. Gebe boş olduğunu ben burada kendim ayarlayacağım.